Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber sistemde nasıl şirket açılır One Formation'da onları göstereceğim. İlk önce ödeme kısmına geçtik. Bu aşamaya geldiğimizde bizlere sadece şu ilk aşamada sistemde bazı bilgileri soruyor. Bu bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Bilgileri girdikten sonra biz genellikle e-ticaret yaptığımız için 47.910 seçeneğini seç ve continue diyoruz. Adres bölümüne geliyoruz. Onların bize vermiş olduğu adresi sisteme kayıt ediyoruz. Onlar zaten bize bir tane bir yıl boyunca adres veriyor. Bundan sonraki süre içerisinde bu adreste bizim sınav opsiyonumuz oluyor. Buraya forward yaptıktan sonra save and next diyoruz. Sonra bu bizim bir yıllık adresimiz oluyor arkadaşlar. Forwarding adres diyor. Ben buradaki kısmı geçiyorum. Forwarding adres kısmını aynı öteki adresimiz yapıyoruz. Diyerek. Sizin evdeki adresiniz oluyor. Yani Türkiye'de yaşadığınız adres. Oraya giriyorsunuz bilgi. Save and continue diyorsun. Şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar burada bizde genellikle eğer başka birisi varsa diyor. Başvuru ve diğer kısımlarda. Eğer birisi varsa add officer diyoruz. Burada direktör olarak eğer başka biri var mı? Şu an tam olarak bilmiyoruz. Burada direktör, shareholder, imza yetkisine sahip kişi olarak kendimiz sekreter değiliz. Burada kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Sistemde bilgiler giriliyor arkadaşlar. Peki buradaki önemli olan şey arkadaşlar bilgilerinizi doğru bir şekilde sisteme girmeniz. Çünkü şirket bu isimle kayıt oluyor. Bu isimle kayıt olduğu için de işlemlerin ve verdiğiniz bilgilerin hepsinin doğru olması gerekiyor. Örnek olarak burada eBay'de açtığınız bilgiler eğer İngiltere'de şirket açıyorsanız ve business hesap üzerinden yaptıysanız bunları otomatik buradaki şey üzerinden olması gerekiyor. Yani vereceğiniz bilgilerle uyarlılık sağlaması gerekiyor. Buna çok ama çok dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bu takdirde vermiş olduğunuz bilgiler uyuşmazlaşacaktır. Peki şimdi kısa bir süreliğine bilgilerin girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bilgilerinizi doğru bir şekilde giriyorsunuz. Ülkenizi, isminizi ve diğer şeyinizi. Şu an buraya ilk önce bir adres. Burada bu adres. Bu ev adresiniz. Türkiye'de yaşadığınız adres arkadaşlar. Buradaki soruları cevaplamamız gerekiyor. Annenizin kızlık soy ismi, babanızın ilk ismi ve siz bunları değiştirebiliyorsunuz. Doğduğunuz yer. Bunlara sadece harfini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ilk 3 harflikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamaya geçtikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Sadece bu işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Evet. Ve doğduğunuz şehir. Şu an bu işlemleri öğrencimin bilgisine girerek yaptığımız için arkadaşlar ona yardımcı olma niteliğinde bilgilerine yardımcı oluyoruz ki bir hata yapmasını engellemek amaçlı. Bilgileri girdikten sonra artık İngiltere'de bir yıl boyunca bir tane ofis adresiniz oldu. Burada arkadaşlar formatting adres seleç diyorsunuz ve en aşağı geldikten sonra şuradan next diyerek devam ediyorlar. Natural Control bölümüne geldiğinizde eğer ortağınız vesaireniz varsa arkadaşlar burada yaparsınız. O ortağınız yüzde kaçtır? 5'ten fazlasınız. Yine %70 fazla. Buradaki kısmı da diyor ki Appointment Board Major Board Director No. Bu kısımlar no olarak kalabilir arkadaşlar. Onu okuduktan sonra devam ediyoruz. Appoint or remove to board. Burada ondan sonra arkadaşlar şirketin değerini 1 olarak seçiyoruz. Siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz sonraki. Bundan sonra her şey tamamsa next dedikten sonra bir sonraki bölüme geç ve burada arkadaşlar eğer başka eklemek istediğiniz insanlar varsa bakarsınız. Buraya eklersiniz. Kişi olduğu için biz bunu bir kişi olarak yapıyoruz. Save and continue diyoruz. Bundan sonraki aşamada bize bir şey veriyor arkadaşlar. Zaten seçilmiş. Buna bir şey yapmamıza gerek yok. Bir sonraki aşamaya geç. Bir sonraki aşamada arkadaşlar sizlere bazı şeyler satmaya çalışıyorlar. Bunlara ihtiyacınız yok mu? Belki vergi rejistrasyonuna ihtiyacınız olabilir ilerleyen zamanda. Bunun için başvurabilirsiniz. Arzu ettikleri şu an bizim burada alacağımız save and continue diyorum ve geçiyorum. Şu an çünkü vergi numarasına kayıtlı olmamıza gerek olacak bir durum değil. Burada en son aşamalarda her şeyin doğru bir şekilde olduğuna dikkatli bir şekilde bakın. Business adresiniz burası arkadaşlar. Forwarding adresi. Diğer bilgiler gönderilmesi gerekecek ilerleyen zamanda. Her şey tamamsa save and continue diyoruz ve en son aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada bilgilerinizi agree diyoruz. Agree diyor. Check out now butona bastığınızda artık işlem süreci girmiş oluyor. Onlar size bu hafta içerisinde mail atacaklar. Bilgilerinizin doğruluğu, işlemlerin süreci hakkında arkadaşlar. Bundan sonraki süre içerisinde onlardan gelecek maili beklemeniz gerekiyor. Bunlar şirketi devlete ulaştırıyor, bilgilerinizi veriyor. Her şey doğru olduğu takdirde de hesabınız açılıyor arkadaşlar. Hayırlı olsun hesabınız.